Alta. Ah, ah ne güzel abicim. Keyfin de yerinde. Yak bakalım satayım. Şşş, nazarın diyecek oğlum. Sen kaç ay o terlikle dolaştın, biz bir şey dedik mi? Demedik. Bir dakika, bir dakika. Sana laf atan oldu mu? Kara şey. Uş, köpek. Oğlum, millet böyle kara teli olsun diye solaryumlara gider lan. Ha, ben de gittim. Valla, bizim kasabada bile var ondan. Solaryum, solaryum. Ha, ondan. Aa, yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Oh. Aha, kaçtı. Feritcan, yırttın sonunda. Dur bakalım da, tamamen iyileşmeden sevinmek olmaz değil mi? Aman be abi. Yani illa hayıflanacak bir şey bulacaksın yani. Oh, ölüyorum, bitiyorum. Ben de kötüyüm. İlgilenen yok. Ne söyleniyorsun yahu? Alt tarafı mideni bozmuşsun oğlum. He, seninki hastalık bile sayılmaz. Yani nasıl hastalık değil be? Albaylar'ın hastalığa yakalanmışız. Aman ne büyük şeref. Aferin tot dişim, aferin. Düşünün artık ne kadar yakınız. Kesin senden bulaşmıştır. Pasaklı böcük, haşeret. Sensin lan o. Bismillahirrahmanirrahim. Bu öten şeyindir. Yoksa yangın alarmı mı bu? Bismillahirrahmanirrahim. Şşş. İşte o an geldi babacanlar. Panik yapmayın, ortamı germeyin. Sakin. Şimdi ne yapacaktık biz? Lan söylesenize ne yapacaktık? Bir dakika. Yangın tatbikatı değilse ne lan bu? Yanacak mıyız lan yoksa? Yanacak mıyız lan? Dur lan çok. Dur. Ne vuruyorsun lan? Buldun tabii çocuğu. Oğlum çok geçiriyorsun. Gel kendine gel asker. Kimse paniklemesin. Ben yangın sorumlusu olarak başınızdayım. Tamam. Aa, bir dakika. Oh. Evet. Her şey hazır. O nedir be ya? Evet babacanlar, herkes beni dinlesin. Şimdi Sinyorcan, sen söndürme postasıyla birlikte hemen yangın istasyonuna git. Tamam. Cemalcan, sen de yangının konumunu ve durumunu belirlemek için git bir bak bakalım. Metal yangını mı, elektrik yangını mı, ahşap yangını mı, her neyse git bir bak bakalım. Tamam mı? Mehmet, Tosun, siz de kurtarma postasıyla birlikte hemen yangında ilk kurtarılacak eşyayı hemen dışarı çıkartın. Tamam. Tamam. Karatop, Ali, siz de gidin bir bakın bakalım. Emniyet postası tüfeklerini almış mı? Hadi bakalım. Emniyet postası, tamam abi. Ha, Vedat, sen kaç. Tamam. Hadi bakalım babacanlar. Kazanız mübarek ola. Eyvah kime eyvah. Hamza'nın içine itfaiyeci kaçmış. Duydum. Şişt. Hadi yürü bakayım oradan. Kaçak postası. Abi uğraştırma bizi. Yavaş kurtaracağım. Lan dur düşeceğim şimdi. Ooo hadi babacanlar hadi. Çabuk bir ayme çabuk. Yangın da ilk kurtarılacak lan. Sonra kaldırız. Ya gelmiyor adam ya. Ulan bir adamı kurtaramadınız be. Hayretmiş. Neyse var mı başka kurtarılacak bir şey? Bakayım yok biz kaçıyoruz abi. Eyvallah. Ben de varım ben de. Ha. Evet gördüm. Ama yapacak bir şey yok cumbocum. Artık sen de eğitim zayiatı olursun arada. Ne yapalım mukadderat. Ben de alsalardı ya. Bana bak o zaman ben sana kaldım sen kucakla beni. Oha. Ulan seni taşıyacak adam daha anasının karnından doğmadı cumbocan. Artık bana müsaade canım. Ben sana bunu vereyim. Siz burada şöyle beraber güzel güzel yanarsınız. Ya ateşlerde yanın inşallah, ateşlerde. Oradan çıkmayın hiç, olur mu? Ya yok mu tombul seven biri ya? Şimdi herkes sakin olsun. Bombanın içine çekilmesin. Bir dakika. Şimdi kumcular götürün. Sular! Sular! Ya güçlerini de yine! Dikleri de! Orası! Harekat! İşte burada! Geçtik! Bu kadar başarılı geçmesini beklemiyordum.
Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Çalışmalarımızı takdir etmenize memnun oldum. Komutanım, izin verirseniz askerleri dağıtabilir miyiz? Ufak bir işimiz vardı. Benim bir işim kalmadı. Buyurun. Emir komuta sizde Ahmet Başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Mehmet, Gökhan'la Feride hemen revire getir. Emredersiniz komutanım. Karargah destek bölüğü. Sağa, dön. İstikamet, revir. Sola çağır, uygun adım, marş. Ya revir dedin değil mi? Abi gel de çıkar bu revir be ya. Arkadaşlar, tatbikatta başarılı olduk ya. İster misiniz Melek Hemşire hepimize ödül olarak birer öpücük versin? Vedat, senin tecavüzcü coşkunla bir akrabalığı falan var mı? Hani uzaktan yakından. Tebrik ederim Levent Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım. Sanırım size haksızlık ettim. Bir özür borçluyum. Rica ederim komutanım. Siz sadece görevinizi yaptınız. Dur bir dakika. Emredin komutanım. Şimdi hatırladım. Sen harp okulundayken bizim kısımdaki kızlardan biriyle çıkıyordun değil mi? Evet komutanım, Elif'le. Şimdi hatırladım seni. Hatırladığınıza sevindim komutanım. Bence hiç sevinme. Çünkü hiç iyi hatırlamadım. Terk ettiğinde ne kadar çok ağlatmıştın kızı. Kadın işte. Subay da olsa kadın. Merhabalar. Bu ne? Bismillah. İyi de. Arkadaşlar sakin olun. Tifo aşısı. Salgın ihtimaline karşı. Komutanım baştan anlaşalım. Benim aşıya karşı alerjim var. Nasıl bir alerjiymiş öyle? Tabii ki aşı olunca korkuyorum. Yan etki olarak da bayılıyorum. Bazen de geçici körlük yaşıyorum. O zaman ilk senden başlayalım ha. Yok ya. Bana müsaade. Yürü. Yürü. Hadi oradan. Elini şöyle beline koy bakalım önce. Komutanım. Kerim Aslı benim ortadan kayboldu. Onun biraz işi vardı. Bize daha sonra katılır. Tabii. Vallahi iyi ne olacağımızı biliyorsa biraz zor katılır komutanım. O şimdi çoktan katılıp kalmıştır mokur mokur. Amca! Emredin komutanım. Ay, çok acıdı. Daha bir şey yapmadım ki. İyi ya işte. Vurunca kim bilir nasıl acıyacak. Anam! Vedat'tan sonra Ferit'le Gökhan alın hemşire hanım. Sonra gidip dinlensinler. Tamam, gel bakalım Gökhan. Yok, ben gelmeyeyim. Olur mu öyle şey? Gel bakalım hadi. Yok ya vallahi biz albayla diyet hapı aldık. Tifo falan yok. O ishal yaptı. Albay da senin yakın arkadaşın zaten değil mi? Gökhan, uydurma. Uydurmuyorum vallahi komutanım. Hatırladığım kadarıyla sen kan bağışı sırasında da ekmek dolabının içine saklanmıştın değil mi Gökhan? He? Tutun şunu kaçmasın. İzmir'in davarı sen affet. Anam!